Güzelliğine, etrafında dolaşan erkeklere güveniyorsun değil mi? Nefret ediyorum senden. Ama 3 yıldır benim paramla yaşıyorsun. İğrençsin. Taktığın mücevherler, giydiğin kürkler, oturduğun ev, altındaki araba hep benim paramla. O pis vücudunun altında yatıyorsam, seni sevdiğimden değil herhalde. Seninle yaşıyorsam bedelini ödeyeceksin. Orospu. Bunu yeni mi öğreniyorsun? Seni geldiğin yere, sokağa tekrar fırlatıp atacağım. Bu zahmete katlanmana gerek yok. Ben gidiyorum. Senin gibi bir leşle yaşamaktansa sokağa dönmeye razıyım. Şu an bir yere gidemezsin. Gideceğim ve önüme ilk çıkan erkekle de yatacağım. Çıldırdınız mı siz? Bu gece benimle olmak ister misin? Gün sisle başlıyor bugün. Ama yine de insan seyrine doyamıyor. Gökleri sislerle dolu İstanbul sabahlarını çok iyi tanırım. Demek daha önce de geldiniz buraya. Sen ne birincisi ne de sonuncusu olacaksın delikanlı. Dün gece bir rüya gördüm. Ama sabah oldu. Bitti bu rüya. Unutacaksın her şeyi. Yaşadığımız bu geceden sonra unutamam. Bırakamam sizi. Üzülme. O zaman ben seni bırakırım. Yalvarırım bırakmayın beni. İnanın bir gecede deli gibi aşık oldum size. 3 ay sonra yüksek ticareti bitiriyorum. Bir işe girerim, mutlu oluruz. Senin 1 senelik kazancın benim dudak boyası parama yetmez. Düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyorum sizi. Ama ben sevmiyorum ki seni. Çok toysun. Bunu öpüşlerinden anlamıştım. Belki de hayatında ilk kez bir kadınla sabahlıyorsun. Dinle delikanlı. Ben sevmekten çok sevilmeyi, sevişmeyi öğrendim. Zaten o kadar sevildim ki sevmeye zamanım olmadı. Yalvarırım. Sana karşı nedense garip bir acıma duygusu var içimde. Hayatını bozmak istemiyorum. Şimdi doğru evine. Hemen gözlerini yum, derin bir uykuya dal. Kalktığın zaman ümit ederim ki bütün bunları unutmuş olursun. Geldiniz abla. Çabuk banyoyu hazırla, ölüyorum yorgunluktan. Emredersiniz, yalnız şey... Hala bu evde ne işin var?
Dün gece neredeydin? Sana ne? Dün gece neredeydin dedim sana. Sokakta bulduğum bir delikanlının koynundaydım. Ateşli erkek dudakları, tuttuğu yeri koparan kudretli bilekleri vardı. 20 yaşında bir delikanlının güçlü kollarında sabahladım. Senin gibi içi geçmiş bir moruğun değil. Sus diyorum sana, sus! Bir gün seni kudurmuş bir sokak köpeği gibi kaldırımların üzerinde kafanı eze eze, bağırta bağırta geberteceğim! Geberteceğim! Çek pis ellerini üzerimden! Hemen evimden gitmezsen polis çağırırım! Hadi şimdi doğru evine git, yat uyu. Senin de benim gibi iyi bir uykuya ihtiyacın var. Yalvarırım, beni affet. Oğlum, beni terk etme. Sensiz yaşayamadım. Ne olur. Sana şimdi evine git dedim. Macide Hanım geldiler. Sizinle görüşmek istiyor abla. Gelsin. Peki. Buyurun. Mersi. Günaydın şekerim. Günaydın. Maşallah. Bu sabah bütün güzelliğin üzerinde yine. Teşekkür ederim. Hayrola? Sabahın bu saatinde geldiğine göre muhakkak bir şey vardır. Yoksa boşu boşuna bu kadar erken kalkmazsın. Şeytan gibisin. İşittiğime göre Cemil'in pasaportunu eline vermişsin. Ne çabuk da haberin olmuş. Sadece haberi olan ben değilim şekerim. Bütün sosyete bu haberle çalkalanıyor. Seninle arasını bulmam için birçok erkek durmadan telefon ediyor. Bilhassa Cevdet Bey. Sen ne cevap veriyorsun? Seninle konuşmadan ne cevap verebilirim yavrum? Yalnız bu arayanlar içinde biri çok önemli. Kim o? İhsan Bey, Ceylan Kumaş Fabrikaları Genel Müdürü. İsmini ilk defa duyuyorum. Seninle çok önemli bir konuda görüşecekmiş. Randevu istiyor. Önemli bir konuda mı? Evet. Neymiş bu konu? Bilmiyorum. Sana kendisi izah edecekmiş. Bayağı merak ettim. Gelsin de görüşelim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Semra Hanım. Ben de İhsan Bey. Oturun lütfen. Buyurun. İçki ne alırsınız İhsan Bey? Teşekkür ederim. İçki kullanmam. Kahve? Hayır. Hiçbir şey istemem. Sağ olun. Çekilebilirsin. Evet, sizi dinliyorum. Benden istediğiniz nedir? Genç ve tecrübesiz bir delikanlıyı ağına düşürmeyi başarmış bir kadının elinden kurtarmak. Anlamadım. Anlatayım efendim. Ben... Ceylan Kumaş Fabrikası sahibi Şinasi Bey namına burada bulunuyorum. Şinasi Bey milyonlara sahip bir adam. Tek bir oğlu var. Fransa'da hukuk tahsil ediyordu. Bir hafta evvel tahsilini bitirerek ülkeye döndü. Evet. Bu çocuk
Fransa'da okurken Belçika'dan gelmiş bir kadınla tanışarak deli gibi aşık oluyor. Gayet normal bir şey bu. Fakat küçük beyin evlenmek istediği insan gece kulübünde çalışan bir kadın. Yani bir bar kızı. Bu da normal. Semra Hanım, Şinasi Bey gibi örf, adet, din ve ananelerine bağlı bir adam için bu çocuğunun ölümünden de beter bir olay. Hele bütün işleri ona bırakmayı ve fabrikasının başına geçirmeyi düşündüğü şu anda. Peki ben ne yapabilirim? Hanımefendi, haklı olarak güzelliğiniz dillerde dolaşıyor. Gerçekten cazibenize hiçbir erkeğin karşı koyabileceğini sanmıyorum. Anlıyorum. Bana teklif etmek istediğiniz iş, bir delikanlıyı sevdiği bir kadının elinden kurtarmak. Öyle değil mi? Sadece bu kadar. Çok enteresan, eğlenceli bir şey. Demek bu delikanlı, Belçikalı kadına deli gibi aşık. Öyle mi? Evet. Her şeyi yüzüstü bırakıp tek başına Uludağ'a gidip günlerini geçirecek kadar. Öyleyse dünyayı ona yeniden göstermek, yeniden öğretmek icap edecek. Evet. Kaç yaşında bu delikanlı? 28. Pek de çocuk değil. Yakışıklı mı bari? Kadınlar yakışıklı buluyorlarmış. Peki bu delikanlıyı sevdiği kadının elinden alıp size teslim edersem bana ne vereceksiniz? 1 milyon lira. 1 milyon lira mı? Böyle bir hikaye için çok az. Fakat Semra Hanım... 2 milyon lira isterim İhsan Bey. Yarısı peşin, yarısı iş bittikten sonra. Cevabınız lütfen evet veya hayır olsun. Bu kadar. Bunun cevabını size ben değil, patronum Şinasi Bey verecek. Buyurun efendim. İçerisi çok sıcak, müsaade ederseniz kürkünüzü alayım. Bahsettikleri kadar varmışsınız. Gerçekten çok güzel bir kadınmışsınız. Bu işi başaracağınızdan eminim. İstediğiniz 2 milyon lirayı vermeyi kabul ediyorum. Ama ben reddediyorum. Anlamadım. Bakın anlatayım. Her şeyden önce büronuza gelen bir insana nasıl davranılacağını öğrenmeniz gerek. Hele bu insan bir kadın olursa. İsterse hanımefendi, isterse bir orospu olsun. Her şeyden önce bir hoş geldiniz denir. Kendisine oturabileceği bir yer gösterilir. İzninizle. Bir dakika. Affedersiniz, özür dilerim. Buyurun. Oturmaz mısınız? Ne içmeyi arzu edersiniz? Teşekkür ederim. Hiçbir şey istemem. Sigara? İşe ne zaman başlıyorsunuz? Hemen. Uludağ'da oğlunuzun kaldığı otelde... Adıma 2 ayrı oda ayırtabilir misiniz? İşittin İhsan. Evet efendim. Yalnız sizin gibi profesyonele hatırlatmaya lüzum yok ama... ...bu işe sadece ticari açıdan bakacaksınız. Kesinlikle gönül meselesi karıştırmak yok. Yoksa sizin şu meşhur oğlunuza... ...benim de mi aşık olacağımı sanıyorsunuz?
Yüzüme iyi bakın Şinasi Bey. Ben öyle gecelerini sevdiği adam için hıçkırarak, ağlayarak geçirecek kadar zavallı bir kadına benziyor muyum? Şimdiye kadar ne kimseyi sevdim, ne de seveceğim. Anlaştık öyleyse. Siz oğlunuzun adı nedir onu söyleyin. Selim. Selim Ünal. Hoş geldiniz efendim. Semra Ural adına iki oda ayırtmıştım. Evet efendim. Yalnız odanızın biri ikinci katta 22 numara, diğeri birinci katta 11 numara. Hiç yan yana odamız yok. Özür dilerim. Bu çok kötü. İkinci katta hiç boş odanız yok mu? Şimdilik hayır. Fakat 21 no'lu odada kalan bey yakında ayrılacağını söylemişti. Oda boşalır boşalmaz size verebilirim. 21 numaralı odada kim kalıyor? Selim Ünal beyefendi. Selim Ünal Bey mi? Evet efendim. Peki, benim bavullarımı 22 numaraya, yardımcımınkileri de 11 numaralı odaya taşıtabilir misiniz? Emredersiniz. Lütfen doldurur musunuz? 21 numaralı odanın anahtarını verir misiniz lütfen? Emredersiniz Selim Bey. Anahtarınız. Anahtarınız efendim. Aha evet, teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Eşyalarınızı arabadan aldırır odanıza gönderirim. Hanımefendi odasını gösterin. Bak Nilgün, aradığımız adamın yanındaki odaya düştüm. Bu demektir ki işlerimiz yolunda gidecek. Öyle gözüküyor abla. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla bu Selim denilen delikanlı kara sevdadan yanıp tutuşan biri değil de... ...kendine yeni bir av aramaya çıkmış Don Juan'a benziyor. Bizimkini gördün mü? Evet. Yan gözle hareketlerini izle. Yalnız dikkat et, kendisiyle ilgilendiğimizi anlamasın. Adamın gözlerini sizden ayırdığı yok abla. Adeta yiyecek gibi bakıyor. Gözlerine koyun gibi bakan bu aptal aşığı... ...bir iki gün içinde yola getirmek bizim için işten bile değil. Ben de öyle umuyorum abla.
Cüretkarlığımı bağışlayın hanımefendi. Tanışmadığımız için belki bu hareketim size biraz garip gelebilir ama... Fakat buna rağmen cüret edebiliyorsunuz. Bu otelde yan yana odalarda kalıyoruz. Sonra da... Evet, sonra da... Sonra da... Mesela bir insanın güneşten yararlanabilmesi için doğadan izin almasına gerek var mı bilmem. Çok cesur bir gençsiniz. Bugüne kadar... Bu kadar cesur davranan birine rastlamadım. Bir şeyin kıymeti azlığıyla belli olur. Yoksa sizce kıymetim kalmaz, öyle değil mi? Öyle mi? Biliyor musunuz? Siz çok güzel bir kadınsınız. İnsan güneş çarpmış gibi sendelemeden yüzünüze bakamıyor. Sizi gördüğüm zaman... işte aşık bir delikanlı dedim. Gözlerinizde bir acı vardı. Fakat bu konuşmalarınız seven bir erkeğe yakışmıyor. Bir aşığa acımak bir kadın için çok büyük bir erdemdir. Siz bir aşık değil, sadece bir çapkınsınız. Çapkın olmasını bilmeyenler aşık olamazlar. Ben her önüne çıkan kadına aşık olan erkeklerden hoşlanmam delikanlı. Yanlış anladınız. Bakın aslında ben demek istiyorum... Peki ya ben evli bir kadınsam? Ya bir sevdiğim varsa? Büyük mutluluklara kolay varılmaz. Ben de sizi içindeki büyük acıyı dindirmeye çalışan, seven bir erkek sanmıştım. İzninizle. Çok yorgunum ve uykusuzum. Bu gece kuvvet toplayayım, yarın gene boy ölçüşürüz. Tanıştığımıza çok sevindim. Yarını iple çekeceğim. Demek daha ilk karşılaştığınızda Selim Bey'i avucunuzun içine aldınız. Ne sanıyorsun sen? Gözlerini aç da iyi bak. Hayatında böyle güzel bir kadın vücudu gördün mü hiç? Beni gördükten sonra duygusuz kalabilecek... aşık olmayacak bir erkek düşünebilir misin? Gerçekten çok güzelsiniz abla. Evet Nilgün. Ben eşi olmayan güzel bir kadınım. Ben biraz kayak yapıp dağa dolaşacağım. Selim Bey sizi arayabilir ama. Bırak arasın. İlk başları biraz ağırdan almak erkeği çıldırtır. Sorduğu zaman kayak yapmaya gittiğimi söylersin. Peki. Madem kayak yapmasını bilmiyorsunuz, bu tepelerde işiniz ne? Acemiler için aşağıda kayak pistleri var. Ben acemi değilim. Öyle. Ne kadar usta olduğunuz halinizden belli oluyor. Orada durup konuşacağınıza kalkmama yardım eder misiniz? İyi bir kayakçı düştüğü gibi kalkmasını da bilir. Kaba adam! Verin elinizi. Dua edin, bir tarafınız kırılmamış. Kabahat sizin, önüme siz çıktınız. Öyle mi? Önünüze ben değil, bir ağaç da çıkabilirdi. O zaman onun üstüne mi çıkacaksınız? Sizi uyarırım, buralarda dolaşmayın. Çünkü biraz aşağısı uçurumdur. Tıpış tıpış otelinize dönseniz iyi edersiniz. Tavsiyenize ihtiyacım yok. Siz bilirsiniz. Semra Hanım! Sizi aramadığım yer kalmadı, çok merak ettim. Kayak yapmak için zirveye çıkmıştım da. Fakat oraları çok tehlikelidir. Tehlikeden hoşlanırım. Bu akşam buluşuyoruz değil mi? Evet. Şimdi izninizle üstümü değişip biraz istirahat etmek istiyorum. Ah tabii. Bu
bu sabahki adamın uğursuz bir ışıkla yanan siyah gözlerinin vahşi bakışını hala unutamıyorum. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Bu kadar önem vermeyin. Kaba ve terbiyesiz bir adam. Fakat bir türlü bakışlarından kendimi kurtaramıyorum. Nereye baksam o, ne görsem o, ne düşünsem o. Hep o. Belli ki sizi çok sinirlendirmiş olacak abla. Olabilir. Hadi artık yavaş yavaş hazırlanalım da bizim aptal aşığı fazla bekletmeyelim. Ne güzel dans ediyorlar. Seyretmek bile insana zevk veriyor. Mutluluk dolu bir adamsınız. Kıskanıyorum sizi. Bir de içime bakın siz. İçim kan ağlıyor. Sevdiğiniz kadını mı düşünüyorsunuz yoksa? Ayın bulunduğu yerde yıldızların ışığı parlamaz. Ben sizin çevrenizde pervaneyim şimdi. Ya. Oysa ben sizi sevdiğine bağlı bir aşık sanıyordum. Peki ben şimdi size aşkınızı kabul ediyorum desem benimle gelir misiniz? O zaman sonsuz bir mutluluk duyarak derhal peşinize takılıp sonsuzluğa kadar gelirim. Müthiş bir adamsınız. İzninizle. Daha erken değil mi? O kadar yorgunum ki gözlerim kapanıyor. Yarın sabah beraberce kayak yapabilir miyiz? Sabah erkenden Bursa'ya inmeyi düşünüyordum. Dönüşte. Dönüşünüzü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Gelir misiniz? Arabayı da kayak yapmasını bildiğiniz kadar kullandığınız belli oluyor. Ben virajı dönüyordum, karşıma çıkan sizsiniz. Ben yolun sağından gidiyordum. Gelip bana çarpan sizsiniz. Çarpmışsam ne olmuş? Canınıza bir şey olmadı ya. Ama bu gidişle benim canımı okuyacaksınız anlaşılan. Çok küstahsınız. Zararınız neyse öderim. Ödemenize gerek yok. Sadece bir daha nasıl karşılaşacağız onu çok merak ediyorum. Peki bu gece yemekte beraber olabiliyor muyuz? Bu gece yemeğe inmeyi düşünmüyorum. Eğer yarın gece rüzgar çıkmazsa, hava sakin olursa, yemekten sonra beraberce mehtabı seyrederiz, olmaz mı? Doğru mu söylüyorsunuz? Ben yalan söylemeyi sevmediğim gibi söyleyenlerden de nefret ederim. Çok teşekkür ederim. Büyük bir mutluluk bağışladınız bana. O halde yarın geceyi sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. İyi geceler. Bu adamın bir kadını sevdiğini ve sevdiği uğruna her şeyi feda edebilecek bir erkek olduğuna inanmak için yüzlerce şahit lazım. Herif beni görünce aşkını maşkını unuttu. Takıldı peşime, sürüklenip geliyor. Bu adam otel salonlarında kadın avcılığına çıkmış zavallı bir çapkından başka bir şey değil. Size ne hanımcığım? Bize lazım olan şey, onu sevdiği kadından ayırmak ve vaat edilen parayı almak. Bunun zor olacağını sanmıyorum. Benim şimdi ilk işim, o küstah adamı dize getirmek. Bu sabah size çarpan adam mı? Evet. Bu kendini beğenmiş herifi, terbiyeli bir maymun gibi nasıl arkamdan getirip ayaklarımı öptüreceğim göreceksin. Sonra da ayaklarımın ucundan aldığı bu senin ateşi daha dudaklarında soğumadan sırtına bir tekme indirip kapı dışarı edeceğim onu. Bunun için de yarın ilk işim ona rastladığım tepeye gitmek olacak. Thank you.
Siz? Evet, ben. Bir dahaki sefere nasıl karşılaşacağımızı merak ettiğinizi söylemiştiniz. İşte karşılaştık. Sizin elinizde silah, benim elimde ise kayaklarım. Korkarım dediğinizin aksine ben değil, siz benim canıma kıyacaksınız galiba. Sadece avlanıyorum. Yazık değil mi o küçücük zavallı kuşlara? Ne istiyorsunuz benden Allah aşkına? Birbirimize karşı düşmanca davranışları bir yana itip dost olmak. Her ne kadar kaba olursanız olun, uzatılan bir eli geri çevireceğinize inanmıyorum. Hele bu el bir kadın eli olursa. Kimsiniz? Neden böyle hep daima yalnızsınız? İlk önce siz kimsiniz? Onu öğrenelim bir kere. Bu dağlarda insanlardan uzak yaşamayı seven bir yabani. Hiç de değil. Görünüşünüzden aydın bir kişi olduğunuz belli. Hakkımdaki düşünceleriniz için teşekkürler. Hukukçuyum. Hukuk mu? Evet. Hiç sevmem. Neden? Yoksa hukuk kocanızdan mı ayırdı sizi? Evli değilim ki kocamdan ayırsın. Sonra eğer evli olsaydım kocam benden değil, ancak ben kocamdan ayrılabilirdim. Kendinize olan bu sonsuz güveniniz nereden geliyor? Her güzel kadın kendine güvenir. Galiba siz hayatınızda hiç sevmemişsiniz. Sevmek nedir bilmiyorsunuz. Ben sevmeyi değil, sevilmeyi biliyorum sadece. Keşke sevilmeyi bileceğinize biraz da sevmeyi tecrübe etseydiniz. Belki o zaman mutluluğu ne olduğunu öğrenirdiniz. Yanılmıyorsam siz aşıksınız. Olabilir. Demek bir kadını seviyorsunuz. Evet. Bir kadını seviyorum. Ve bir kadını sevdiğim için de gurur duyuyorum. Ben beni sevdiklerini söyleyen erkeklerden şimdiye kadar daima nefret ettim. Sevmesini bilmiyorsunuz da onun için. Sizinle aynı fikirde değilim. Ben Tanrı'nın güzel bir kadını sevmeden çok sevilmek, öpmeden çok öpülmek için yaratmış olduğuna inanıyorum. Bu konuda anlaşmamıza olanak yok. Birbirimizi kırmadan kapatalım bu konuyu. Nerede kalıyorsunuz? Turistik otelde. Onun için daha önce görmedim sizi. Ben Kirazlı Yayla'da kalıyorum. Önce sizin kaldığınız otele inmiştim. Fakat gürültüden rahatsız oldum. Enteresan bir insansınız. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Herhalde bu dostluğumuzun başlangıcı şerefine otelinizde beni yemeğe davet edersiniz. Neden olmasın? Meraktan çıldıracaktım abla. Demek Kirazlı Yayla'daki oteldesiniz. Epey geç oldu. Ne zaman döneceksiniz? Dönmeyeceğim. Onunla beraberim. Burada kalacağım. Peki bu gece için buradakine söz vermiştiniz? Adam mehtaba çıkacağız diye sabahtan beri oteli 4 dönüp duruyor. 4 değil, 14 dönse gene boş. Sen onu idare ediver. Gezerken dağda bir kız arkadaşına rastlamış, Bursa'ya inmiş, yarın sabah dönecekmiş dersin. Yemek yerken hiç konuşmaz mısınız kuzum? Özür dilerim. Yoksa sevdiğiniz kadını mı düşünüyorsunuz? Gelin bu gece içelim ve her şeyi unutalım.
Ama bu gece benimle beraber mehtaba çıkacağına söz vermişti. Nasıl olur da Bursa'ya gider? Okul arkadaşıymış, senelerdir birbirlerini görememişler. Onun için kıramamış. Bu biraz fazla olmuyor mu? Kollarınızın arasında bir kadın olduğunu unutuyorsunuz galiba. Nasıl unuturum? Dans ediyoruz ya. Kimsin? Nesin? Hatta ismini bile bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir tek şey... ...o da senin şimdiye kadar tanıdığım erkeklerden hiçbirine benzemeyişin. Bütün kaba davranışlarına rağmen... ...içimde sana karşı yangın gibi bir şeyin oluştuğunu hissediyorum. Ve benim gibi güzelliğiyle meşhur bir kadın... ...bu duygularını gizleyecek gücü kendinde bulamıyor. Seni istiyorum. Senin sıcak kollarında... ...kaba ellerinin altında... ...vücudumun hırpalanarak... ...acıyarak senin olmasını istiyorum. Hayır. Sevdiğim kadını onu aldatmayacağıma dair söz verdim. Sen de beni istiyorsun. Ama korkuyorsun. Korkak erkek, erkek değildir. Beni odana götür. Dünyayı unutalım bu gece. Kısa sürede sana nasıl aşık oldum? Nasıl bu kadar sevebiliyorum anlamıyorum. Peşinden koşan erkeklere... ...yüz vermemiş benim gibi bir kadından... ...Tanrı intikam alıyor anlaşılan. Ama merak etme. Hayatına girdiğim gibi... ...zor da olsa çıkacağım. Çıkmanı istemiyorum. Burada benimle kalmanı istiyorum. Neden korkuyorsun? Bu mutluluğumuzun bir gün biteceğinden. İnsan seni bir kere tanıdıktan, sana sahip olduktan sonra kolay kolay senden ayrılamaz. Erkeklerin yeni bir aşka başlarken kadınlarla her zaman böyle konuştuklarını bilirim. Eğer bir erkek senin gibi bir insana, dünyayı unutturan bir kadına aşık olursa bir daha ondan kopamaz. Sevgilim. Ayrılmak korkusuyla kalbini yersiz üzüntülerle dolduran sevgilimin nerede oturduğunu, kimin nesi olduğunu... Hatta ismini bile bilmiyorum. Böylesi daha iyi. Nerede oturduğumuzu, hangi aileye mensup olduğumuzu... ...hatta isimlerimizi bile bilmeyeceğiz. Toplumun değer yargılarından uzak... ...biz olduğumuz için birbirimizi seveceğiz. Yoksa evli misin? Evli olmadığımı daha önce söylemiştim. Peki. Yarın İstanbul'a iniyorum. Nerede, nasıl buluşacağız? Ertesi gün Cuma. Saat 5'te Etap Marmara Oteli'nde. Cuma saat 5. Şimdi bunu unut. Beni kollarının arasına al. Sev. Sev beni.
Cuma saat 5'e 48 saat kalmasına rağmen bana bir asır kadar uzun gelecek. 48 saatin her dakikasını seni düşünerek geçireceğim sevgilim. Semra Hanım. Siz burada. Şaşırdınız değil mi? Size merhaba demeden önce kutlarım. Selim'i çok kısa zamanda avucunuzun içine almışsınız. Selim'i? Evet, yalnız birkaç gündür kendisiyle görüşemedik. Biliyorum. Birkaç gündür günlerinizi beraber geçiriyorsunuz. Biraz evvel de sizi kollarına almış, öpüyordu. Selim mi öpüyordu? Benden çekinmenize lüzum yok Semra Hanım. Bu iş için para alıyorsunuz. Sizi tekrar kutlarım. Selim'in buradaki odasını kendi ismiyle bir arkadaşına bırakıp arkadaşının Kirazlı Yayla'daki otel odasına geçtiğini kısa zamanda öğrenmişsiniz. Yoksa Selim'i bulmanız çok zor olurdu. Artık ben bu işe bitmiş gözüyle bakıyorum. Sizi daha fazla uykusuz bırakmayayım. Hemen İstanbul'a hareket ediyorum. Şinasi Bey neticeyi merakla bekliyor. İstanbul'da görüşmek üzere. İyi geceler. Size de. Döndünüz abla. Artık Selim denilen adamı idare etmeme imkan kalmadı. Şimdi de yarın sabah Bursa'ya inip Semra Hanım'ı arkadaşının evinden alacağız diye tutturdu. Sabah erkenden İstanbul'a dönüyoruz. Ile görüşmek istemiyorum. Telefon çalarsa cevap verme. Emredersin abla. Seni çok iyi gördüm oğlum. Dağ havası sana yaramış. Evet baba. Orada kendimi buldum. Bambaşka bir insan olarak karşınızdayım. Buna çok sevindim. Artık fabrikadaki işin başına geçebilirsin. Yoruldum. Biraz dinlenmek istiyorum. En kısa zamanda işe başlayacağım baba. Şimdi izninizi rica edeceğim. Saat 5'te bir randevum vardı. Saat daha 4. Biliyorum ama geç kalmak istemiyorum. Demek buluşacağın insan senin için çok değerli. Düşünemeyeceğiniz kadar mı?
Bir ara gelmeyeceksin diye öyle korktum ki. Eğer gelmeseydin ölürdüm. Neden geciktin? Ne olur bana bir şey sorma. Sadece sev beni. Sev. Seni sadece şimdi değil, ömrümce seveceğim. Hoş geldiniz ablacığım. Çok mutluyum Nilgün, çok. Şey... İyi geceler. Hiç ummadığınız zamanlar karşınıza çıkıyorum değil mi? Şinasi Bey'in teşekkürlerini bildirmek için sizi rahatsız ettim. Üzerinize aldığınız işi bu kadar çabuk başardığınız için çok memnunlar. Size geri kalan paranızı getirdim. Bu iş bitti sayılır artık. Şu anda paraya ihtiyacım yok, kalsın. Paranın hiçbir zaman reddedilemeyeceğini siz benden daha iyi bilirsiniz Semra Hanım. İyi geceler. Bir şey ister misiniz? İçki? Selim bir gün gerçeği öğrenirse ölmeyi, bu anı yaşamaya tercih ederim. Demek onu bu kadar çok seviyorsunuz. Düşünemeyeceğin kadar. Sizin bir erkeğe bu kadar bağlanacağınıza bir türlü inanamıyorum. Bağlandım ve seviyorum. Ama ne yazık ki mutluluğumuz uzun sürmeyecek. Yaşadığım hayatın iğrençliğinden nefret ediyorum şimdi. Her şeyi kendisine anlatsanız acaba... Neyi anlatayım? Bir fahişe olduğumu mu? Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ondan ayrılacak gücüm yok Nilgün. Ne olursa olsun sonuna kadar gideceğim. Bana vereceğin müjdeyi bayağı merak ettim. Nedir bakalım? Evlenmeye karar verdim baba. Evlenmeye mi? Evet. Çok sevindim ama gene... Gene yanlış bir şey yapma diyeceksin. Hayır baba. Paris'teki olay çocukluktan başka bir şey değildi. Şimdi birini sevmenin ne demek olduğunu anladım. Sevdiğim insanla mutlu olmak istiyorum. Peki, kendisini tanır mıyım? Hayır. Ama eminim tanıyınca çok seveceksiniz. Kimdir? Hangi ailenin kızıdır? Adı Semra. Semra Ural. Selim benimle evlenmek istediğini mi söyledi? Evet, dün söylemiş. Doğru mu söylüyorsunuz? Evet. Selim Bey size deli gibi aşık. Biz onu bir felaketten kurtaralım derken... elimizle düşünemeyeceğimiz daha büyük bir felakete sürükledik. Bu büyük felaket benimle evlenmek istemesi mi? Yavrum, duruma soğukkanlılıkla bakalım. Selim'den evvelki yaşamını, bir de bu işe ne şartlarla başladığını düşün. Bir adamı sevdiğinden ayırmak için para karşılığında bir tuzak. Fakat ne yazık ki kendi kurduğum tuzağa kendim düştüm. Evet. Ben kötü bir kadınım. Ama Tanrı bile pişmanlık getirenleri affediyor. Siz de beni affedin. Onu elimden almayın. Beni Selim'den ayırmayın. Selim sizinle evlenemez. Soylu bir aileye mensuptur. Eğer sizinle evlenmek gibi bir çılgınlığa kalkarsa... bütün maddi ve manevi dayanaklarını kaybeder. Babası onu reddeder. Mirasından mahrum bırakır. Onu gerçekten seviyorsanız... ayrılmalısınız Selim'den. Başka çıkar yol yok. Ayrılamam ondan. Selim'den ayrılmak ölüm demektir benim için. Öyleyse Selim'i sizden ayırmak için gereken tedbirleri biz almak zorunda kalacağız. Üzgünüm. Evet sevgilim, evleniyoruz.
En kısa zamanda babamla tanıştıracağım seni. Niçin susuyorsun? Yoksa sevinmedin mi? Hiç sevinmez olur muyum? Yalnız iyi düşündün mü? İyi düşündün mü ne demek? Daha benim ailemi, soyumu, nereden geldiğimi, kim olduğumu bile bilmiyorsun. Hiçbiri önemli değil. Benim için önemli olan tek şey sensin sevgilim. Sonra evlilik çok başka şey. Bu beraberliğimize benzemez. Acaba mutlu olabilecek misin? Hem de nasıl. Bütün gücümle de seni mutlu etmeye çalışacağım sevgilim. Sesini çıkarma, kurşunu beynine yersin. Hadi yürü. Bırakın beni. Yürü. Bırakın. Kimsiniz siz? Beni bırakın. Yürü içeri dedim sana. Ya. Sen olduğunu anlamalıydım. Benden bu kadar kolay mı kurtulacağını sanıyordun? Daha sana aldığım evde oturuyorsun. Benden istediğin nedir? Sen ne istediğimi bilirsin. Ben artık eski Semra değilim. Boşuna zahmet ettin. Sana sahip olmadan buradan bir adım atamazsın orospu. Bırak beni! Hayır, bırakmam. Bırak dedim! Bırakmayacağım. Bırak diyorum. Hayır. Çek ellerini üzerimden! Benim olmadan bir yere gidemezsin. Dön şöyle. Dön bir yere bırakmam seni. Benim olacaksın. Bırak diyorum. Hayır. Geç. Yapma, bırak. Hayır. Çıkart. Yapma dedim. Çıkart dedim. Kaçma gel. Lütfen arabaya binin. Bu size son ihtar Semra Hanım. Eğer Selim Bey'den ayrılmayı kabul etmez, onunla yaşamaya devam ederseniz daha ağır bir davranışta bulunmak zorunda kalacağız. Bunu Şinasi Bey'in yaptırdığını anlamalıydım. Nilgün hava almak için dışarı çıktığını söylemişti. Seni bekledim. Babama gidip tanıştırmak için. Ama saat gecenin 3'ü oldu. Nereden geliyorsun?
Bir adamın yanından. Bir adamın yanından mı? Evet. Zorla da olsa bir adamla beraberdim. Babanla beni tanıştırmana lüzum yok. O beni tanır. Ben bir fahişeyim Selim. Seni sevdiğin kadının aşkından kurtarmak için baban tarafından parayla tutulmuş bir fahişe. Artık kimliğimi öğrendin. Çık git evimden şimdi. Ne duruyorsun hala? İşte evin tapuları, mücevherler, bunlar da arabanın anahtarları. Hepsini Cemil'e vermeni istiyorum. Aptallık etmiyor musun? Artık hiçbir şey istemiyorum. Dinle, Cevdet Bey hala seninle beraber olmak için servetini ayaklarının altına sermeye hazır. Bir telefonun kâfi. Bunları duymak bile istemiyorum. Peki, yapmak istediğin nedir? Söyle! Ölmek. Allah göstermesin. Neden? Yaşayıp da ne olacak? Ne kadar zavallı bir insanmışım. Bu yaşıma kadar vücudumu gelip geçenlerin kollarına bırakarak mutlu yaşadığımı sanmıştım. Oysa gerçek mutluluğu Selim'in aşkında buldum. Yalnız onunla mutlu oldum. Selim olmadıktan sonra yaşamak neye yarar? Sakın bir çılgınlık yapma. Bu paranın kendine yeni bir iş buluncaya kadar yeteceğini sanıyorum Nilgün. Ablacığım. Allah'a ısmarladık. Eşyanız yok mu? Hayır. Git şu 203'te kalan kadına bir bakıver. 3 gündür odasından çıktı yok. Ne yer ne içer. Sakın ölmüş olmasın. Peki bakayım abi. Macide Hanım seni takip etmiş. Yerini biraz önce bana bildirdi. Sil gözlerinin yaşını. Ağlamaya, gözyaşı dökmeye neden kalmadı artık. Bundan sonra bir an bile yanından ayrılmayacağım. Biz hayattan değil, hayat bizden korksun bundan sonra. Fakat benim geçmişim... Geçmişten bir tek kelime etmek bile yok. Geçmiş öldü. Gelecek için yaşayacağız artık. Hayır! Ben bu kadar fedakarlığa layık bir kadın değilim. Bırak beni! Benden vazgeç Selim. Hayatının geleceğini bozma benim için.
Çalışıp ikimize de yetecek kadar para kazanabilirim. Babamın malı, mülkü, parası kendisinin olsun. Hazırlan. 2-3 günlüğüne Uludağ'a gidiyoruz. İlk tanıştığımız yerlere. Hem orada kendini de toparlarsın. Sonra İzmir'e hareket edeceğiz. Oraya yerleşeceğimizi sanıyorum. Çünkü İzmir'de bir işe başlayacağım. Hoş geldiniz. Sizi tekrar aramızda gördüğümüze çok sevindik Semra Hanım. Teşekkür ederim. Tabii sizi de. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu da size. Nedir bu? Bu geceki kayakçıların geleneksel gecesine otelimiz adına sizi davet ediyoruz. Aa, çok teşekkür ederiz. Selim, çok yoruldum. Neredeyse bayılacağım. Gel öyleyse sevgilim. Bara gidip biraz serinleyelim. Semra, seni tekrar gördüğüme çok sevindim hayatım. Ben de öyle. Ne kadar buradasın? Bilmiyorum. Bir hafta kalacağız. Oo, çok güzel. Bol bol görüşür müsün? Semracığım, bakıyorum iyi eğleniyorsunuz. Siz de öyle. Semra, yarın buluşalım. Sana anlatacaklarım var. Oldu. Çao. Hayret. Bu sefer bütün tanıdıklarım burada toplanmışlar. İki viski verir misiniz lütfen? Evet, merak etme. Onlar benim ne iş yaptığımı bilmezler. Beni iyi bir kadın olarak tanırlar. Onu demek istememiştim sevgilim. Selim, bu güzel gecemizi bozacak her şeyden kaçınalım. İçelim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi gecemizin geleneksel açık artırmasına geldik. Sizin önereceğiniz herhangi bir şey, bir eşya, bir ziynet veya değersiz sembolik bir şey de olabilir. Yeter ki toplanacak parayla cemiyetimize yardımda bulunabilelim. Bravo! Önerilerinizi bekliyoruz. Bilezik. Kol saati. Çanta. Peruma ne dersiniz? Evet, başka? Benim daha başka bir önerim var. Neden bir kadını açık artırmaya koymuyoruz? Mesela bir fahişeyi. Kendinize gelin beyefendi. Tamam, tamam, tamam. Merak etmeyin. Aramızda açık arttırmaya konacak bir kadın var. Daha doğrusu bir kadın değil. Bir fahişe. Pis fahişe! Ne işin var senin namuslu insanların arasında? Senin yerin burası değil. Senin yerin köşelerinde müşteri beklediğin sokak kaldırımlarıdır. Defol buradan! Kusturuyorum sana, sus hatim! Lütfen bırakın beni, sakin olun. Bırakın diyorum size. Lütfen sakin olun. Bırakın diyorum size. Sakin olun. Bırakın beni. Rica ediyorum. Bırakın. Bırak. Delikanlı. Bırak. Bir erkeğin sevdiği kadın için dövüşmesi çok yüce bir şey. Fakat o kadın buna değiyorsa. Ama böyle bir kadın için dövüşmeye erkeklik değil.
ahmaklık denir. Sus, sus diyorum sana. Utanmıyor musun bir kadın için böyle konuşmaya? Bırakın, bırakın beni! Hala bir kadından söz ediyorsun öyle mi? Vücudunun ateşini söndürmek için geceleri sokak sokak sürten bu fahişeden şerefli bir kadın gibi söz ediyorsun. Öyle mi? Yeter! Yeter Cemil! Yeter! Ne olur sus artık! İsmimi o pis ağzına alma. Ağzını dağıtırım şimdi. Delikanlı, senin namuslu ve dürüst bir genç olduğunu babanla tanıştıktan sonra daha iyi öğrendim. İradeni toplamaya çalış. Kendini kurtar bu fahişeden. Bir fahişeyi yanına alarak buralara kadar getirmek yakışmıyor sana. Gecemiz de rezil oldu. Çıkalım buradan Cevat. Meğer bilmeden nerelere gelmiş, kimlerle dost olmuşuz. Çok doğru söylüyorsun şekerim. Hakkın var Nesrin. Çıkalım kocacığım. Böyle insanlarla işimiz yok bizim. Defolun! Çıkın buradan! İki yüzlü, iğrenç mahluklar! Çıldırdı zavallı. Gerçeğin öğrenilmesine dayanamadı. Evet öyle. Hala ne duruyorsunuz? Gitsenize! Ama haklı. Yüzüne bakmaya utanıyorum artık. Beni affet bile demeye cesaretim yok. İstemeyerek seni bu gece büyük utançlara, ayıplara karıştırdım. Ayrılacağız birbirimizden Selim. Ayrılacağız. Sonsuza değin. Sana geçmişimden söz etmek istediğim zaman avuçlarınla ağzımı kapamış, günahların, ayıpların, felaketlerin de bir gün anılardan silineceğini söylemiştim. Görüyorsun ya, nasıl aldanmışız. Ne günahlar unutuluyor, ne ayıpların üzerine sünger çekiliyor. Tanrı affetse bile insanlar affetmiyor. Sokaktan gelen kadın sokağa dönmeye mahkumdur. Ben de gidiyorum Selim. Yalnız izin ver. Son olarak öpeyim seni.
Semra!